kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün başkanım Celal'le araziye gidiyoruz. Ramun'un yerine gidiyoruz. İki tane yaşlı çoban, Şuvane Kal, Şuvane Bir. Koyuna gideceğiz 2 gün. Bu 2 gün zarfı içerisinde sizlere mümkün olduğunca güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Güzel videolar çekmeye çalışacağım. Yalnız işin kötü tarafı, bizim şansımıza bugün de Talas var. Bu 2 gün nasıl geçer bilmiyorum ama beraber, sizinle beraber bu 2 günü geçirmeye çalışacağız. Bu Talas olsun, toz toprak olsun, yağmur olsun, bunların hepsini sizlere aktarmaya çalışacağım. Arabam da yanımda olacak, şemsiyem falan da var. Eğer bir şey olursa, yağmur falan, yine yağmur altında bile çekmeye çalışacağım. Burası Şükür Yaylası'nın Samsam kanalının öbür tarafı. Çiçeklere bakın arkadaşlar, her taraf sapsarı olmuş, sarı çiçekler. Daha biz marzı bitiremedik, maşallah diyelim. Bu koyun da kimin bilmiyorum, şurada 2 kişi var, oturmuşlar koyunların içinde. Ama koyun kimin bilmiyorum ki, koyun da kalabalık be. Kimin bu? Koyun çok kalabalık ya. Koyun çok kalabalık. Ya Halit'in koyunu ya da... Vallahi bak, Mehmet, evet. Şey koyunu. İsmet buradır. Doğrudur, çünkü çok kalabalık. Evet arkadaşlar, durum budur. Biz bir gidelim. Ramu ile Nerdem'i bir eve gönderelim. 2 tane yaşlı çoban bakalım. Herhalde performansımız nasıl olacak? Nasıl olacak? Haydi çok bakalım, güzel. İzlemeye devam. Abine yürü çifti. Bizim şansımız bu da ya. Vallahi bu da bizim şansımız. Toz, toprak, talas. Bunlar bizim hindilerimiz. Tony. Bunlar bizim en son kuzuluyanlar. Suyu tamam. Yemi tamam.
Her şey burada hazır da var. Daha önceden zaten ramugil hazırlamışlar. Tamam. Evet arkadaşlar, bir tane bulgur pilavı yapacağım. Arkadaşlar mantar getiriyor. Birkaç tane mantar bulmuşlar. O mantarları getirip doğrayıp mantarlı bir bulgur pilavı yapacağım. İçine de birkaç tane acı yeşil biber atacağım. Bir tane patates de atacaktım içine. Ama mantarlar varsa patatese gerek yok. Güzel bir bulgur pilavı yapacağım arkadaşlar. Zannedersem bunu da sizinle paylaşalım. Ki paylaşmak zorundayım. Şimdi beklemedeyiz. Arkadaşlar yolda geliyorlar. Bir bekleyelim bakalım. Bu sarı oğlanla bir de şu sarı. Bunlar bizim köpeklerimizin arkı. Ama bunları bana verdi. Bunları ben evde besleyeceğim. Benim de köpeklerim olsun. En azından videomun olmadığı zaman, bir yere gitmediğim zaman bu ineklerimi videoya çekerim. Bunlarla vakit kaybederim. Bu da bizim gök kedimiz. Bunlar bizim eşeklerimiz. Burada bugün rüzgar çok şiddetli. Rüzgar oldukça şiddetli. Bizim arkadaşlar orada. Şöyle bir göstermeye çalışalım bakalım. Görebilecek miyiz? Az önce gözüktü ama çukura girdi. İşte oradalar. Bakın beyaz jip. On dakika falan burada olurlar ya. İnşallah yumurtalar, yumurta demişim, mantarlar güzeldir. Köpeklerini de yalanı verdik. Şu yukarıda komşu sürünün köpekleri var. Tam tuvaletin olduğu istikamette. Şöyle yapalım. Şu yukarıda öbür tarafta Ömer Han'ın ağları var. Hatta orada iki tane beyaz su görünür. Belki onlar köpektir. Evet. Aynen öyle. Bizim köpekler oraya kadar, yani oraya doğru bir hız aldılar, gittiler ama bunlar enik tabii, bunlar küçük daha. Geri döndüler. Buna da sevindik, en azından boğuşmadılar. Valla işte iki gün buradayım. Yalnız bu hava şartları benim işimi çok zorlaştırıyor. Burada hem video çekmek istiyorum hem de kendimi aslında çekmek istiyorum. Yani artıdan, benimle Celal'den hariç
bir kişi daha olmalı ki o da bir de video çeksin ki güzel bir video çıkartalım ortaya. O da şu an mümkün değil. Ancak böyle bir video yapmaya çalışıyoruz. Böyle hindilerimizi, tavuklarımızı, horozlarımızı şöyle bir gösterelim. Ramo bana dedi bunlara hiç yerleme dedi. Onlar kendileri içeri girer, kendileri de çıkarlar. Kazlar orada, kazların yavruları da var. Onlar da o köşede yayılıyorlar. Birazdan kendileri gelip şu havlunun içine giriyorlarmış şu kapıdan. Şu kapıdan içeri giriyorlarmış. Eğer girmezlerse biz müdahale edeceğiz. Burası başıboş değil tabii ki. Yani kazar kendisi girer diye bir kaydı yok. O öyle dedi. Belki de girmeyebilir. Bizim bu ağaçlar arkadaşlar 2019 yılında böyleydi. Getirdim, diktim. O kadar sulamamıza rağmen öyle kaldılar. 15 taneydi. 15 taneden 6 tane kaldı. 6 taneden de 3 tane daha öldü. Sadece 3 tane kaldı. Bakalım bu sene ne olacak? Olmuyor. Bizim burada olmuyor. Bizim burada ağaç olmuyor. Neden? Dibi tuz. Toprağı tuz. Tuzolu tuz olmuyor işte. Burası hayat dolu bir yer arkadaşlar. Burada bir gece geçirmenizi tavsiye ederim. Burada bir gece misafir olmanızı tavsiye ederim. Tabi hava güzel olacak. Şans senden yana olacak. Mesela ufak yağmurlu bir hava olacak. Sabah kalkacaksın her taraf böyle yağmur kokuyor, toprak kokuyor. Her taraf yemyeşil, otlar yıkanmış. Yeşil, daha da yeşil olmuş. Buranın oksijenini, sabah buranın gün doğumunu izleyeceksin. Yani aslında biz manzarayı bu şekilde kapatmış durumdayız. Manzara ön taraf. Şimdi ön taraf doğu tarafı oluyor. Şimdi manzaranın böyle olmasının sebebi de yol. Senin yol nereden geliyorsa yola göre sen buradaki sistemi dizayn ediyorsun. Bizim de şansımız yol bu arka taraftan geliyor. Arka taraftan geldiği için bir de dedik evimizi burada yaparız. Mesela yol bu taraftan geliyor. Evi burada yaparız. Ağırlarımız da bu tarafta olur. Eğer yolumuz şu lodun öbür tarafından gelmiş olsaydı o zaman bu evlerin cephesi öbür tarafa bakardı. Bu evimiz de bu ahaların öbür tarafında. Orada bir tepe de var. Şu kepçenin olduğu yerin yüksekliği gibi bir yükseklik. Bundan daha yüksek. Evimizi de tam orada yapardık. O zaman ne olurdu? Gün doğumunu izlerdin. Ne bileyim koyunlar o tarafa, adalara doğru gitti mi izlerdin. Koyunun aracıya doğru, adalara doğru gittiğinde pencerende, balkonunda izlerdin. Manzara bir müthiş olurdu. Aynı zamanda köyünde manzarası görünürdü. Ama maalesef yol bu taraftan geldiği için, çünkü sen şimdi evi öbür tarafa götürsen, ahırların da cephesi bu tarafta olsa, yol da burada olsa, o zaman birileri buraya geldiğinde sen orada kenarda kalmış oluyorsun. Hiçbir şeyden haberin olmamış oluyor. O biraz ters oluyor. Öyle olmazdı. Ancak yapabileceğimiz bu. Bu kadarını yapabildik. Ama ön taraf bizim güzel manzara şu an kapalı. Burada ahır var. Orada ahır var. Çoban evi, öbür ahır, şu ahır. Sarınç falan filan derken. Ha bu ev iki katlı olsa iki katının da üst katında otursan, orayı teras gibi kullansan o zaman tadına doyum olmaz. O zaman bambaşka bir görüntü, bambaşka bir şey olur. Ama o kadar da değil, gerek yok. Yeterli. Burası böyle arkadaşlar. Burası Tuz Gölü Çiftliği.
30 günü çiftliğinde hayat böyle. Misafirlerimiz geldiler. Abo, onlar bir şey kovalıyor. Şu köpekler var ya, gördünüz mü? Vallahi 5 kişinin bu kadar mantar toplamışlar. Mantar yok. Vallahi bu kadar mantar çıktı arkadaşlar. Güzel bir yemek yapacağım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, her iddiaya varım, bu pilav dünyanın en lezzetli pilavı olacak. Türkiye'nin değil, Zincirlikuyu'nun, Kuru Konya'nın değil, dünyanın en lezzetli pilavı olacak. Onlar iyiliğini eriyecek. Ondan sonra mantarlar, ondan sonra Mali Bobi'me kurban bulgur. Böyle güzel bir pilav yapıyorum. Evet, Tuz Gölü çiftliğinde koyunlarımız yatağa geliyorlar ama bizim köpeklerimiz huzursuz. Nedense bizim köpeklerimiz huzursuz. Celal! Celal! Havliye de cevabı ya o. Tamam. Ya koyun tok. Vakit geçirmek istiyor koyun. Maşallah diyelim arkadaşlar. Lütfen maşallah diyelim. Abo. Şuradaki kalabalığa bak. Vallahi benim şansıma ya, bu akşam terslik var arkadaşlar. Bence o karabaş köpek de ağzını havada tutup havlıyor. Yani o da şu yukarıya doğru havlıyor. Zaten bundan 4 sene önce tam şu bizim gübre döktüğümüz yer şurası. Tam orada bizim süreden, koyun süreden kurt bir tane kuzu yakalamıştı. Aynen bu vakitte. Tam da bu vakitlerde bir kuzu yakalamıştı. Onun için ben o taraftan hep korkuyorum maşallah bizim koyunda. Maşallah ki ne maşallah. Burası Konya Kulu Zincirlikuyu'nun bir çiftliği, Tuz Gölü çiftliği, Ramazan Badırlı'nın çiftliği. Tabi Ramazan da benim kardeşim olduğu için bizim çiftlik diyoruz. Ama tabii ki hepsi Ramazan'ın, biraderimin, yani küçük kardeşim. Burası Tuz Gölü çiftliği, yeni takipçilerimiz belki bilmezler. Tanısınlar diye söylüyorum. Zaten eski takipçilerimiz biliyorlar. Yalnız kafam şu
kazlara takıldı. Onlar içeriye girmedi. Gittiler. Geri döndüler. Onlar o yavrularla arazide o şekilde oralarda kalırsa tilki geri ziyafet yapabilir. Neyse planımıza bakalım. Büyük ocağı yakamadım. Ben bilemedim nasıl yandığını. Bir türlü ateş alamadım. Ben de küçük tüpte pişirmeye karar verdim. Şimdi bu mantarlarımızı biraz kızartmaya bırakalım. Ama acıktık ki ne acıktık. Vallahi arkadaşlar Celal yaktı ocağı ya. Meğerse ocak şuradan ben direkt çeviriyorum. Şuradan basmalıymış. Basıp da çevirmem gerekiyormuş. Bu ocak daha iyi oldu ya. Küçük tüp olmuyor. Küçük tüpte zor oluyor. Boyum zaten kısa. Bu da yüksekte oluyor. Ne oluyor o zaman? Böyle çekemiyoruz. Bulgurumuzu koyduk. Kaç kişiyseniz bir kişi için şöyle bir avuç koyuyorsun. 6 kişiyiz. 6 tane avuç böyle koydum. Üstüne de su ilave ettim. Suyu da tahmin olarak zaten ilave ediyorsun. Birazdan yufkanın üstüne döktüğümüzde nasıl bir şey ortaya çıkacağını hepimiz beraber göreceğiz. Bekleyelim. Bizim şu dişi oradan oraya koşuyor. Oradan oraya koşuyor. Dedim ya bu akşam burada bir şeyler var diye. Bak dişi te nereden geliyor ben? Telefon içerideydi. Telefonu alıp getirene kadar hayvan buraya geldi. Te şu ilerlerden geldi. Şuradan şöyle koşuyordu. Şu tarafa doğru. Daha sonra bıraktı bu tarafa geldi. Yani kovaladı her neyse şu tarafa kaymıştır. Eğer buralarda göz parlarsa şaşmayalım. Dediğim gibi bu yani bu gece kurt ve bak köpeklerden birisi orada duruyor. Bilmiyorum videoda görünüyor mu görünmüyor mu? Eski çobanlarımız, baş çobanlarımız, büyüklerimiz buna derdi bılka bılka ta can emir. Öyle derlerdi. Ama onlar saf tereyağıyla pişiriyorlardı. Ya bu pilav ortalığa bir koku saldı. Yemin ediyorum içeriden çıkıp çıkıp geliyorlar bakıyorlar diyor. Bu ne yahu diyor bu pilavın kokusu diyor. Daha pişmedi mi bu koku ne güzel geliyor. Odaya kadar kokusu gidiyormuş. Ama lan edersem güzel bir pilav olacak. Hele bir şu suyunu bir çeksem bunun işi tamam. Hele bir bunu zoomlayalım ya. Bizim abo orası yağlı kalabalık. Görünüyor mu sizden? Gözler parlıyor. Orada bir tane köpeğimiz var. Şurada da iki tane var. Üç. Bunu biraz daha bir aydınlatalım. Vallahi arkadaşlar bu akşam burada bir şeyler var. Ne var? Kurt var. Köpekler hepsi bak. Tuğniye bak. Hür dikkat bakıyorlar. Şuna bak. Gördünüz mü? Yal falan yok ha. Yalı yediler. Bunlar şu an tok. Koyun da şuradan kaçmış. Yani yalı yediler. Köpekler aç değil ama ortada bir koku var.
Köpekler bir şeyden huylandılar. Bak orada 4 köpeğimiz geliyor. Hayırlısı. Bu gece nöbetçiyiz. Şu sarıya baksana. Sarı bile buralarda kokuyu alıp dolanıyor. Balık, balık. Gi balık, gi balık. Balık. Oh, oh, oh. Dur. Ver. Vodka bıdaçık. Vodka bıdaçık. Oy. Barbarik. Oy. Sağlık. Buyurun. Gecenin bu vaktinde bu videoyu gecenin bu vaktinde bu videoyu izliyorsanız vay halinize. Bakın bu saatte pilav pişirin. Pilav. Mantarla, domatesle, biberle. Allah be eline sağlık. Daha yemedin, bir tadına bakacaksınız. Ondan sonra puanınızı alacağım. Işıklar vur dedik. Evet, puan alalım. Vay be maşallah. Pilavımız 10 numara olmuş. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. Başı boş bir bakalım. Kalo. Elin kolun dert görmesin. Puan verenleri de bir şöyle gösterelim arkadaşlar. Yani puan verenler öyle basit insanlar değil. Vallahi pilavcı insanlar. 10 numara. Biz bunlardan puan alıyorsak o bir program var, onun adı ne? Bu yemek yemekteyiz. Yemekte mi? Yok yok, bir tane daha var. Gönlüm sende. MasterChef. MasterChef. Kim? MasterChef. Evet arkadaşlar, bu kadarlık yeter bugün. Yeter. MasterChef'in eline sağlık. Evet, bu saatten sonra da başka bir video çekeceğiz sizler için. İzlemede kalın. Videomuzu ilk kez izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayalım. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.